Benim bir sualim var. Mustafa Efendi'ye Mehdi'nin çıkışı nasıl olacak? Ve onun gelmesiyle birlikte neler gelişecek, neler yasaklanacak? Hazreti Mehdi İslam dinini yaşanır hale getirecek. Yeni bir ilavesi yoktur. Çıkaracağı bir şey de yoktur. Yani İslam dininin asli haliyle asr-ı saadetteki asli halinin bugün yaşanabilecek olan imkan içerisindeki halini ikame edecek. Yeni bir şey çıkarmayacaktır yani. Yeni bir şey getirmeyecek. Şeriatı tatbik edecek, mahkemelerini kuracak. İnsanları hayra, İslam'a davet edecek. Mehdi'nin çıkışı nasıl olacak? Mehdi, bir kere şunu herkes iyice bilsin, ben Mehdi'yim diyen Mehdi değildir. Bu kesin bir ifadeyle konuşuyorum. Kendisini Mehdi gören, ben Mehdi'yim diyen Mehdi değildir. Çünkü Hazreti Mehdi, bidayette kendisinin Mehdi olduğunu bilmiyor. İcraatlarından sonra insanlar ona zorlayacaklar, diyecekler ki sen bu işlerden bahsetmiyorsun ama bu senin yaptığın Mehdi işidir yani. Bak, senin yaptığın işler Mehdi'nin yapacağı işlerdir. Mesela bir tanesi nedir? Hilafet-i Muhammediye'yi icra ve tatbik etmek. Yani Anadolu'da İslam devletini vücuda getirmek. Mevcut devleti İslam haline çevirmek. Mesela icraatlarından biri bu olacak. Hilafet-i Muhammediye'yi kuracaktır yani. Şimdi bunu kurduğu halde kendisini Mehdi görmeyecek. İnsanlar diyecek ki ya bu sen dediğinse Mehdi bunları yapacak. Bak sen de onları yaptın. Ve zorlamalarıyla kabul edecek. Ondan sonra evet ben Mehdi'yim diyecektir. Yani çıkışı öyle Mehdi olarak alayışlı, debdebeli bir yere vali tayin edilir gibi çıkıp gelecek değildir yani. Murat Baysan, sağlıklı genç meselesinin izahı nasıldır? Sağlıklı genç meselesi rüyayı gören Hulusi Bey'di. Allah ona rahmet etsin. Ve elbette onun sırrı da Hulusi Bey'deydi. Bazı emarelerle biliyorum ki, kesin kat'i biliyorum ki, Hulusi Bey o sağlıklı genç kimdir biliyordu. Ama böyle zatlar ağızlarından böyle şeyleri kaçırmazlar. Hulusi Bey rüyasında sağlıklı genç olarak Eğirdir'de Şeyh Mustafa Efendi'yi görmüş. Yani rüyadaki gördüğü sarıklı genç Şeyh Mustafa Efendi'ymiş. Üstad Hazretlerine bu rüyayı gönderdiği zaman Üstad Efendi Şeyh Mustafa'yı çıkarmış, sarıklı genç koymuş oraya. Ve Hulusi Bey öyle diyordu. Benim gördüğüm rüya mühim bir rüya değildi diyordu. Üstad Hazretleri bu vesileyle güzel şeyler, büyük şeyler, mühim şeyler yazdı diyordu. Sarıklı genç Üstad'dan sonra Risale-i Nur dairesinde icraat yapacak olan zattır. Ve bu zat kuvve-i velayetle ortaya atılacaktır. Velayet kemalatıyla iş görecek. Her ne kadar nübüvvet kemalatı varsa da hayatında galip hayat velayet kemalatı olacaktır. Bunların arasında fark var. Biliyorsunuz uzun gider bunun izahı. Velayet kemalatıyla, kuvve-i velayetle ortaya atılacak bir zat. Burada kuvve-i velayetle ortaya atılacaktan iki şekil anlaşılır. Bir, kendisinin velayet kuvvetiyle kendinin ortaya atılması. İki, bir velayet kuvvetinin onu tutup ortaya atması. Risale-i Nur'un vaziyetine bakılırsa ikincisi doğru şeydir. İkincisi olacaktır. Yani kuvve-i velayete sahip bir mevcut
Bu Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessili onu tutup ortaya atacaktır. Ve sarığına dikkat çekiliyor. Onu pek bilemiyorum. Onun sarık, yani şiarı sarık oluyor. Sarıklı küçük bir zat, sarıklı genç diyor üstad. İşte.